Değerli izleyenlerim, hepinize hayırlı günler diliyorum. Yeni bir konuyla yine karşınızdayız. Bu konumuzun adı, daha önceki konumuzun devamı olan İslam'ın Mekke dönemi. Öncelikle konumuza müşriklerin Peygamberimizin amcası Ebu Talib'e yapmış oldukları uzlaşma teklifleriyle başlıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin davetini engellemek üzere birebir takiplerine rağmen İslam'ın hızla yayılması müşrikleri çılgına döndürüyordu. Bir karar aldılar. Hazreti Peygamber'e engel olmak üzere amcası Ebu Talib'e geldiler. Ve söze şöyle başladılar. Ey Ebu Talib, yegeninin tanrılarımızla hakaret etti. Dinimizi kötüledi. Bizim akılsız olduğumuzu, babalarımızın, dedelerimizin eğri yolda gitmiş olduklarını söyledi. Şimdi sen ya onu bunları yapmaktan vazgeçir yahut himayenden vazgeç dediler. Ebu Talip bunları yumuşak bir dille başından savmıştır. Fakat tekrar geldiler. Ebu Talip bu defa ise Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çağırarak Kureyşlerin teklifini ona bildirdi. Davasından vazgeçmesini, artık meselenin kendisinin de altından kalkamayacak noktaya geldiğini ifade etti. Bunu duyan Hazreti Peygamber, amcasının kendini koruma hususunda fikir değiştirdiğini sanarak, bu işten vazgeçmem. Vazgeçmem için güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler dahi Allah bu dini üstün kılıncaya kadar veya ben ölünceye kadar vazgeçmeyeceğim deyip ayağa kalktı ve yürüdü. Bunun üzerine Ebu Talip, yeğenim git istediğini söyle. Allah'a and olsun ki seni asla teslim etmem dedi. Müşrikler Ebu Talib'in Resulullah'la ilgili kararını öğrenince bu defa akılsız bir teklifi ona geldiler. Mekke'nin önüne gelenlerinden Velid bin Mugire'nin oğlu Ümare'yi yanlarına alarak Ebu Talib'e götürdüler. Genç ve yakışıklı olan Ümare'yi Hazreti Peygamber'e değiştirmek istediler. Ve Ebu Talib'e şu garip teklifi yaptılar. Ebu Talib, işte Kureyş kabilesinin en kuvvetli ve en yakışıklı genci olan Ümare bin Velid. Onu al. Zekasından ve gücünden istifade et. Onu evlat edin. Senin olsun. Buna karşılık senin ve dedelerinin dinine karşı gelen ve kavminin birliğini bozan şu yeğenini bize teslim et. Onu öldürelim. İşte sana adam yerine bu adamı veriyoruz dediler. Onların bu gülünç ve aldatıcı tekliflerine Ebu Talip şu sert cevabı verdi. Allah'a yemin ederim ki siz bana çok kötü bir teklifte bulunuyorsunuz. Nasıl olur? Siz oğlunuzu sizin için beslemem karşılığında bana veriyorsunuz. Benimkini ise öldürmek için istiyorsunuz. Öyle mi? Bu asla olmaz diyerek onları yanından uzaklaştırdı. Müşrikler niçin muhalefet ediyorlardı? Mekkeli müşrikler neden bu kadar direnç gösteriyorlardı? Kureyşler putperestliğin yıkılması sonucunda bütün Arap kabilelerin nezdinde elde etmiş oldukları dini üstünlüğü ve ticari menfaatlerin ellerinden gitmesinden endişe duyuyorlardı. Bununla beraber put imal edip Kabe'ye gelenlere satanlar da vardı. İslam'ın bunu haram kılmasına put ticaret yapanlar da kızıyorlardı. Atalarından miras olarak aldıkları batıl inanç ve tapınma geleneklerini terk etmek istemiyorlardı. İslam'ı kabul ederlerse Mekke'den sürgün edilebileceklerini düşünüyorlardı. Ticari menfaatlerin ellerinden gideceğini düşünüyorlardı. Atalarından intikal eden kültürel örf adetlerine önem de veriyorlardı. Kur'an-ı Kerim yaptıkları bütün çirkinlikleri yüzlerine vuruyordu. Ölümden sonra ebedi bir hayatın varlığına
ve hesaba çekilebileceklerine inanmıyorlardı. Kabile yapısında sosyal tabakalara önem veriyorlardı. Mekkeliler kölelerinin efendisinin dininden başka bir dine girmesine, yani Müslüman olmasına tahammül edemiyorlardı. Bunu kendilerine isyan olarak kabul ediyorlardı. Eğer peygamberlik verilecekse asil birine verilmeli diyorlardı. Bunu da Velid bin Mughire ve Ebu Mesud bin Ümeyr es-Sakafi gibi kişiler olarak görüyorlardı. Aralarında var olan kabile rekabetine önem veriyorlardı. Bu konuda Ebu Cehil'in şu sözleri bunun bir kanıtıdır. Diyor ki, biz Abdümenaf oğullarıyla şeref hususunda anlaşmazlığa düştük. Onlar halka yemek yedirdiler, biz de yedirdik. Onlar yaya kalmış kimselere binek verdiler, biz de verdik. Onlar halka bağışta bulundular, biz de bulunduk. Sonunda aynı dereceye ulaşıp burun buruna giden iki yarış atı durumuna geldiğimizde onlar, işte bizden semadan kendisine vahiy gelen bir peygamber çıktı dediler. Biz buna ne zaman ulaşacağız? Allah'a andolsun ki ona asla inanmayız dedi. Ebu Cehil, peygamberliği Mekke şehrinin idaresi ve hac ibadetiyle ilgili görevlerden birisi gibi telakki ediyor ve bu görevin Abdümenaf oğulları içinden birisine verilmesine tahammül edemiyordu. Onun bu husustaki düşüncesini dile getirdiği bir sözü de şöyledir. Sikaye ve rifade ve meşvere görevleri Abdümenaf oğullarının elinde bulunmaktadır. Şimdi de peygamber onlardan çıktı. Peki bize ne kaldı? Bütün bu direnmelere ve alınan kararlara rağmen İslam'ın yayılması devam etmekteydi. Bu süreç içerisinde Hazreti Hamza ve Ömer Müslüman olmuştu. Kureyş'in cesur ve gözü kara kişileri bir Müslüman olmaya devam etmekteydi. Bunların İslam olması Müslümanlar için kuvvet anlamına geliyordu. Hazreti Hamza'nın İslam'ı kabul edişi Müslümanları güçlendirdi. Müşrikler ondan korktukları için Hazreti Peygamber'e karşı yaptıkları kötülüklerin bazılarından vazgeçtiler. Hazreti Ömer ve onun gibi pek çok kimsenin İslam'a girmesinde Kur'an-ı Kerim'in uslubunun güzelliğinin rol oynadığı görülmektedir. Kur'an, uslub ve edebi özellikler bakımından beşerin söylemeyeceği üstünlüğe sahiptir. Kulağı okşadığı kadar kalbe de hitap eder. Ömer'den başka Defsli, meşhur şair Tufeyl bin Amr, Ebu Zer'l Gıfari, ünlü sihirbaz Dimak bin Salebe'nin Akebe mevkiinde İslam'ı kabul eden Hazreçli 6 kişinin Evs kabilesi reislerinden Sa'd bin Muaz'ın ve daha pek çok sahabenin Kur'an-ı Kerim'i dinledikten sonra Müslüman oldukları bilinmektedir. Bütün bu gelişmeler devam ettiği süre içerisinde müşrikler işkencelerine hızla devam ediyorlardı. İşte bu noktada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların bu işkenceden, eza ve cefadan daha fazla işkence görmelerini engellemek için Habeşistan'a hicret etmelerine müsaade etti. Peygamber Efendimiz aslında buna çok üzülüyordu. Ancak elinden bir şey gelmiyordu. Sonunda onlara Allah çektiğiniz sıkıntılardan kurtulmanız için yol gösterinceye kadar Habeşistan'a göç etseniz iyi olur. Zira orada yanındakilerden hiçbirine zulüm yapılmayan bir hükümdar vardır diyerek bu ülkeye gitmelerini tavsiye etti. Bu İslam'da ilk hicret idi. Müslüman muhacirler Habeşistan'da iyi muamele görmüşler, ibadetlerini serbestçe yapmışlar, eziyetle karşılaşmamışlar, kimseden kötü bir söz de işitmemişlerdir.
Niçin Habeşistan'a hicret etmişlerdir? Müslümanların başka bir bölgeye değil de özellikle Habeşistan'a hicret etmelerinin sebebi nedir? Arabistan'daki Arap kabilelerinden herhangi birine hicret edemezlerdi. Çünkü bu kabileler henüz müşrik idiler. Arabistan'da oturan Yahudi ve Hristiyanların hakim oldukları bölgelere de gidemezlerdi. Çünkü Yarımada'daki Yahudi ve Hristiyanlar birbiriyle çekişmeye ve dini egemenlik kurmakta birbirleriyle rekabet halinde idiler. Onlar yeni bir rakip istemezdi. Yemen bölgesine de hicret edemezlerdi. Çünkü burası Mecusi İran'ın sömürgesi idi. Müslümanlar Habeşistan'da bulunurken önemli bir hadise meydana geliyor. Biz buna Garanik hadisesi diyoruz. Habeşistan'daki muhacirlerden bazılarının Mekke'de meydana gelen bir olay sebebiyle 4 ay sonra Mekke'ye döndüğü, ancak olayın asılsız olduğunu anlaşılması üzerine tekrar Habeşistan'a gittikleri söylenir. Bu haber Garanik kıssası olarak bilinir. Buna göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin yanında Necm suresini okurken, gördünüz mü o Lat ve Uzza'yı ve üçüncü olan ötekini, Menat'ı ayetlerini okuduktan sonra güya bunlar yüksek kuğular, onların şefaatleri umulur sözlerini şeytanın telkini ile söylemiş. Oysa Hazreti Peygamber'in mücadele ettiği putlar için övücü sözler söylemesi, söylemeyeceği düşünülemezdi. Bu olayla ilgili bilinmesi gerekenler şunlardır. İslam tarihçileri özellikle ilk kaynaklarımızın bu haberlerin değerlendirmeden kaynaklarda yer almasını, çelişkili ravilerin zayıf, senetlerinin kopuk ve her şeyden önce tevhid inancına aykırı olması gibi çeşitli yönlerden eleştiriye tabi tutmuşlar ve uydurma olduğunu ortaya koymuşlardır. Muhtemelen eski tarih yazarları bu rivayeti ilahi vahyin şeytanların her türlü saldırılarına karşı korunduğunu ifade etmek gibi iyi niyetle kitaplarına aldıklarını varsayıyoruz. Fakat art niyetli bazı batılı yazarlar uzlaşma noktasından ve muhacirlerin geri dönmesinin hareketle bu hikayeyi doğru kabul ederek yeni yorumlarla sık sık gündeme getirmişlerdir. Bunu İslam'a saldırmak ve vahiy kurumunda şüphe uyandırmak için malzeme olarak kullanmışlardır. Son olarak 1988 yılında Hint asıllı İngiltere vatandaşı Selman Rushdie tarafından yazılan Şeytan Ayetleri kitabı konu ile tekrar gündeme getirilmesini sağlamıştır. Oysa bu hassas konuyu açıklık getirmek amacıyla İslam dünyasında ve ülkemizde çok sayıda araştırma ve akademik çalışmalar yapılmıştır. Bundan sonra Müslümanların ikinci bir Habeş hicreti daha vardır. Müşriklerin baskılarının hızla artması üzerine birinci Habeş hicretinden bir yıl sonra Peygamber Efendimizin amcasının oğlu Cafer bin Ebu Talib'in başkanlığında 82 erkek ve 18 kadından oluşan 100 kişilik bir grup Müslüman Habeşistan'a hicret etmiştir. Bunlar içlerinde Hazreti Cafer'in de bulunduğu son kafile Hicri 7 628 yılında Hayber'in fethi esnasında Medine'ye döndü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin davet süreci devam ettiği süre içerisinde müşrikler eziyet ve cefalarını başka bir yöne çevirdiler. Buna biz Haşim oğullarına boykot diyoruz. Alınan tüm tedbirler Mekke'de İslam'ın inkişafının önüne geçemedi. Bunun için yeni önlemler almaya başladılar. Mekke müşrikleri Hazreti Peygamber'i öldürünceye kadar Haşim oğulları ve Mutalib oğulları ile aralarında sulh
emniyet, akrabalık ve karşılıklı hukuka saygı bulunmadığını açıkça ifade ederek bu iki kabileyi düşman ilan ettiler. Müşrikler bunun üzerine hem Hazreti Peygamber'i ve hem de onu koruyan Haşim ve Muttalip oğullarını cezalandırmak maksadıyla iki kabile üyelerine kız alıp vermemek, alışveriş yapmamak, oturup kalkmamak üzere anlaştılar. Bunu yazılı bir vesika haline getirerek Kabe'nin duvarına astılar. Bazı kişiler uygulanan bu boykotu kaldırmak için bir araya gelmiştir. Çeşitli çarelerde aramışlardır. Bunlardan bir kısmı Haşim oğullarının akrabasıydı. Bunlar Kureyş'in ileri gelenlerini ikna ederek onların da desteğiyle Ebu Talip mahallesine gittiler ve mahsur kalanları buradan çıkardılar. Yazılı vesikaya gelince Hazreti Peygamber bir ağaç kurdunun Kabe binası içinde asılan boykot vesikasının Allah lafzı müstesna geri kalan kısımlarını yiyip yok ettiğini bildirdi. Müşrikler vesikanın o şekle bürünmüş olduğunu gördüler ve boykot uygulamasına son verdiler. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke döneminde üzüldüğü önemli olaylardan birisi hüzün yılı olarak bildiğimiz amcası Ebu Talib'in ve eşi Hazreti Hatice validemizin vefat yılıdır. Boykotun sona ermesinden sonra Resulullah'ı koruyan ve seven amcası Ebu Talib ve hanımı Hazreti Hatice validemiz kısa süre arayla vefat ettiler. Bu yıl hüzün yılı olarak bilinir. Ebu Talib'in vefatı üzerine Haşim oğullarının başkanı olan Ebu Leheb akrabalık duygusundan dolayı Hazreti Peygamber'i himaye etmeye karar verdi. Ebu Leheb önce buna razı olmuş, sonra Ukbe bin Ebu Muayt ve Ebu Cehil'in tahrikleri sonucunda kararından vazgeçmiştir. Bundan sonraki bir önemli davet süreci Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke dışına çıkarak Taif'e bir yolculuk yapmıştır. Peygamberimiz ümit ediyordu ki İslam'ı Mekke dışında başka insanlara ulaştırmanın yollarını aramaya başlamıştı. Mekke'deki son 3 yılda faaliyetlerini önce Taif, daha sonra Mekke'ye gelen göçebe Arap kabileleri ve Medine'deki Evs ve Hazreç üzerinde yoğunlaştırdı. 3 yıl süren sosyal ve ekonomik boykotun ardından amcasını ve hanımını kaybetmesi, daha sonra da Taif'ten eli boş dönmesi Hazreti Peygamber'i üzmüştü. Onun üzüntüsünü hafifletmek maksadıyla İsra ve Miraç hadisesi vuku bulmuştur. Şimdi Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Taif'e gittiği yol güzergahını ekranda görmektesiniz. Değerli izleyenlerim, İslam tarihinde İsra ve Miraç olarak adlandırılan olay şöyle vuku bulmuştur. Hazreti Peygamber'in gecenin bir yarısında Mekke'den Mescid-i Aksa'ya götürülmesine İsra, göklere çıkarılmasına da Miraç denir. Bu olayı Kur'an-ı Kerim şöyle anlatmaktadır. Kulunu geceleyin, Mescid-i Haram'dan çevresini kutladığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. Ayetlerimizden bir kısmını ona gösterelim diye şüphe yok ki o her şeyi duyar, görür. İsra suresi 1. ayet-i kerime. Miraç'la ilgili de Necm suresinin şu ayet-i kerimesi mealen ve o en yüce tan yerindedir diyerek ifade edilmektedir. Şimdi ekranda İsra gece yolculuğunu ifade eden bir kesit görmekteyiz. Mekke'den Kudüs'e uzanan bir yol. Peygamber Efendimiz büyük bir kararlılıkla
İslam'ı Mekke'den, Mekke'nin dışına çıkarmayı, değişik yerlerden gelen insanlara ulaştırmayı amaçlıyordu. Bunun için özellikle hac mevsimini bir fırsat olarak değerlendiriyordu. Hac mevsiminde dışarıdan gelen hacılarla görüşürdü. Yine bir hac mevsiminde Akabe'den Yesrib halkından 6 kişiyle karşılaştı ve onlara İslam'ı anlattı. Hazreçler olan bu kişiler İslam'ı kabul ettiler. Buna biz 1. Akabe görüşmesi diyoruz. Ertesi yıl aynı yerde Hazreti Peygamber'le tekrar buluşmaya söz verdiler. Ertesi yıl yani nübüvvetin 12. yılında 621 Zilhicce ayının 10. gününde Hazreçli ikisi, Evsli 12 kişi söz verdikleri gibi Akabe'de Hazreti Peygamber'le buluştular. Burada hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmayacaklarına, emirlerine uyacaklarına dair Hazreti Peygamber'e biat ettiler. Yani getirdiği emir ve yasaklarda Peygamberimize itaat edeceklerine söz verdiler ve onunla sözleştiler. Bu biata 1. Akabe biatı denir. Bu biattan sonra pek çok Yesribli Müslüman oldu. Peygamberimiz kendilerine İslam'ı öğretmek üzere bir de muallim tayin etti. Nübüvvetin 13. yılında yani 622'de hac mevsiminde ikisi kadın 75 Medineli Hazreti Peygamber'le görüşmek üzere Mekke'ye geldiler. Esas gayeleri Hazreti Peygamber'le görüşmek ve onu Yesrib'e davet etmekti. Hazreti Peygamber de bir konuşma yaptı, onlara Kur'an okudu. Medineli Müslümanlar Hazreti Peygamber'le aralarında irtibatı sağlayacak 12 kişiyi temsilci seçtiler. İkinci Akabe biatı denilen bu anlaşmadan sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına Medine'ye hicret etmelerine izin verdi. Değerli izleyenlerim, bu dersimizi size anlatırken yararlandığımız kaynakları ekranda görmektesiniz. Hepinize hayırlı günler diliyorum ve derslerinizde başarılar diliyorum.